karar alınan bir hastamız var. Bu hastaya dış merkezde ameliyat denmiş. Ama ara damarı açık olunca biz bu hastayı ameliyata vermeye kıyamadık. Çok orta damara çok ciddi bir darlıktı. Yaklaşık 3 saat sürdü. Bizi uğraştırdı ama sonunda açmayı başardık. Bu vakayı sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikli olaraktan tabii sol sistemde CX darlığı olduğu için sol radyal 7F EBO kateteriyle girdik. Bakın burada hani bir Bowen koroner mi bu? Bakın buradaki CTO güdüğü çok belirgin değil. Nereden çıktığı da çok belirgin değil. Bizi hakikaten ciddi anlamda zorladı. Çok ciddi kalsifikasyonu var. Aynı zamanda dönüş keskin açısı var. İlk önce buraya floppy'mizi gönderdik. Üzerinden 90 derece mikro kateter gönderdik. 90 derece mikro kateteri buraya yerleştirdikten sonra bunu bu tarafa döndürdükten sonra filter XT ile bu tarafa dönmeye çalıştık. 3 tane curve verdik. 3 tane curve vermemize rağmen buraya penetre olamadık. Onun üzerine bu filter XT'yi aşağıya attık. Çapa olarak kullandık bunu. Üzerinden Sasuke trap balon yapıp traple Sasuke kateteri, çift lümenli kateteri gönderdik. Sasuke kateterin buradan geçmesi de hiç de kolay olmadı. Ama çok güzel bir şekilde yerleşti bu bölgeye ve buradan da bir Gaia 2 ile penetre ettik. Gaia 2 ile penetre edince aslında lezyonun ne kadar zor olduğunu gördük. Ardından Gaia 3'e geçtik. Gaia 3'te de çok fazla yol alma durumumuz olmadı. Bakın ne kadar atıyor ve bunun üzerinden bir Corsair Pro gönderdik. Destek olsun diye ama çok fazla bu çalışırken bile bu Corsair'imiz bizim aorta doğru prolebe oluyordu. Dolayısıyla hakikaten bizi çok zorladı. Bakın yavaş yavaş yol almaya çalışıyoruz. Zaman zaman Corsair'imizi geri çekiyoruz, itiyoruz. Ve hani görüntü almaya çalıştık. Nerede bizim lezyonumuz diye. Bakın bu damarımız şu. Çok silik bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve sonunda bakın burada gördüğünüz gibi damar dışındayız. Subintimadayız. Şu gördüğümüz OM dalı bizim. Bu CX'imiz. Subintimal bir şekilde ilerledik. Ve damarın içerisine giriş yapmaya çalışıyoruz. Bu mümkün olmadı. Bunun üzerine biz bir hidrofilik tel aldık. Bir Gladius tel aldık. Ve Gladius tel ile ilk önce damar dışına çıktık. Bakın bu OM, bu CX. Gladius hidrofilik bir tel. 4 gram ağırlığında ve bir periferik CTO teli. Ama biraz çalışaraktan OM'e girmeye ve OM'e düşmeye başardık. Ardından bunun üzerinden biz balon geçmedi. Balonlar çok zor geçti. Bakın balon geçmiyor bunun üzerinden. Bir balonda bile zorlandık ve bir şey yaptık. Yani bir koçbaşı yaptık birle. Bir balonla alabildiğimiz yere kadar genişlettik. Daha sonra bir iki balon aldık. İki balonla koçbaşı yapmaya devam ettik. Ve iki balonla bir balonla geçemediğimiz yeri geçtik. Kırdı. Koçbaşı iki balonla işe yaradı. Büyük ihtimalle kalsif yapıları çok ciddi bir şekilde disek etti. Biz korktuk. Acaba büyük bir diseksiyon mu gelişecek diye ama korktuğumuz olmadı. Ve hani lümen içerisindeydik. Acaba bu dalı kaybedeceğiz mi diye de korktuk. Sasuke kateterimizi tekrar üzerinden gönderiyoruz. Ve aşağıya bu sefer bir Sion Black ile düştük. Ve bundan sonra balonlarımızı yapıyoruz. 2.30 balonlarımızı. Yaptıktan sonra bakın bu son hali. Tabi burada bizim mini crash yapma isteğimiz vardı. Hedefimiz mini crash'tı. Fakat 7F kateterimiz olmasına rağmen iki stenti de şeyin içerisinden geçiremedik. Ve balon yapmaya devam ettik. Distale de balonladık. Bakın biraz sonra göreceksiniz. Şey de geçmeyecek. Bakın gördüğünüz gibi ilk önce bu 1.48, 2.75, 48. Bu da 2.5, 15 bir stentimiz. Ama geçmedi. Tersini yaptık. Önce ötekini geçirip ötekini geçirdik. O da olmadı. Bunun üzerine guideliner desteğiyle biz 2.75, 48'i mecburen buraya bırakmak zorunda kaldık. Pot yaptık. Daha büyük 3 balonla. Yukarıları da şişirdik ve büyük bir diseksiyon gelişti. Biraz sonra göreceksiniz proksimal kesimde. Tekrar elimizdeki Sion Black'le bu tarafa geçip Gladius'u aşağıya gönderdik. Ve gördüğünüz gibi oraya da stentimizi yerleştirdik. O da 2.5'a 32 bir stent yerleştirdik. Aslında çapayla bunu biz aşağı indirdik. Buraya da bir stent yerleştirdik. Buraya da 3.32 bir stentimizi yerleştirdik. Bakın burada bir diseksiyon var. Bu diseksiyon da çapadan kaynaklanıyor. Çünkü biz bu 2.75-48 stenti buraya geçirirken çapa etkisi yapmak için OM'i çapalamıştık. O yüzden burada bir diseksiyon gelişti. Ve buranın stratlarını iki balonla açtıktan sonra bakın burada yine bir çapa yapacağız biraz sonra. Birazcık aşağı indirdik balonu ve bu çapa etkisiyle bu 2.5-32 stentimizi, promo stentimizi buradan iki balonla predilate ettikten sonra stent stratlarını geçirdik. Ve buraya bir tap yaptık. Birazcık protrude oldu. Kissing'imizi yapıyoruz. Kissing sonrası da son halimiz bu. Bu vakayı biz hani kompleks CTO
bifurkasyon girişimi olarak kayda geçiyoruz.